Maşallah ne tempo, devamlı böyle halkın içerisindesiniz, çarşıdasınız, pazardasınız, esnafın yanındasınız, otobüste halkta bir iç içesiniz, toplantılarda zamanı nasıl buluyorsunuz? Rıdvan Bey, tabii uzun süredir sahada sokaklardayız ama tarihimizin en derin ekonomik krizini yaşıyoruz. Bizim insanlarımızın her şeye rağmen aç gezer, tok sallanır. Böyle bir fıtratımız var. Ama bütün buna rağmen sokakta açım açım diye insanlar bağırıyorsa bu geldiğimiz son noktadır. Özellikle de büyük şehirlerde, yani İstanbul gibi maliyeti çok ağır, çok büyük ekonomik sıkıntıların yaşandığı yerde rakamları vermeye dilim varmıyor. Yani çok büyük sorunlar yaşanıyor. İntiharlarından tutun, ev kaçışlarından bilmem nesine kadar bu rakamlar çok yüksek oranda. Yani şöyle söyleyeyim, biliyorsunuz biz 3 tane harita açıkladık. Türkiye'de uzun süre tartışma konusu oldu, halen de tartışmaya devam ediyor. Bunun bir tanesi mülteci dediğimiz ya da işte sığınmacı dediğimiz sığınmacı haritası. Aslında Türkiye genelinde yapmak istedik ama tabii Türkiye genelinde çok sağlıklı veri alamadığımız için, İstanbul'a hakim olduğumuz için İstanbul'daki hazırladığımız sığınmacı haritası başlı başına çok büyük sorun. Sosyolojik sorun var, psikolojik sorun var, güvenlik sorunu var. Var oğlu var. Yani öyle şeyler var ki özellikle emniyet raporlarına baktığınızda şok olursunuz. Takdir edersiniz ki bunların hepsi kanamalı coğrafyadan kaçmış gelmiş insanlar. Yani Norveç'ten, İsveç'ten gelenler değildir. Uçakların Taliban'ın zulmünden kurtulmak için uçakların kanatlarına sarılıp can şeyiyle buralara gelen insan. O psikolojiyi düşünün ve buralarda çok büyük sorunlar yaşanıyor. Evet. Sadece bunlar mı yaşanıyor? Hayır. Beraberinde getirmiş oldukları bir ekonomik maliyet var. Yani bugün Türkiye coğrafyasından Adana'dan Erzurum'a kadar tarımdan inşaat sektöründe her alanda çalışan yabancılar var. Ortalama 3-3,5 milyon insandır. Her ay 300 dolar kendi ülkelerine gönderse istisnasız her ay 1 milyarla 1,5 milyar dolar ülkeye maliyeti var, para çıkışı var. İki, iyi kötü 2-2,5 milyon insan İzmir'inden, Manisa'sından, işte Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde günübirlik çalışan insanlar vardı. Bunların %70'i ne yazık ki işlerini kaybettiler. Çünkü Orta Doğu ve Afrika coğrafyasına gelen ucuz iş gücüne teslim oldu. Üç, en ağır özellikle son dönemlerde tartışma konusu olan mülkiyet sorunu, yani barınma sorunu. İyi kötü İstanbul'un Esenyurt'undan Arnavutköy'ünde Sultanbeyli'de 800 lira 1000 liraya kirada otururken şimdi ne yazık ki şu anda Türkiye ortalaması, kira ortalaması 4650 lira. Ortalaması 4650, evet. Türkiye ortalaması. Evet. 4650 lira kiranın olduğu bir yerde 4250 lira asgari ücret varsa ondan sonra da ekonomi iyi midir, kötü müdür, düzelecek mi tartışması son derece abes bir tartışmadır. Evet. Ekonomik kriz yok. Ekonomik yıkımla karşı karşıyayız. Ve böyle olunca da doğal olarak da tabii bir siyasetçi olarak adeta minik bir itfaiyeci gibi nerede yangın varsa yetişmeye çalışıyoruz. Çok zor, çok sıkıntılı. Bugün de Nişanca Mahallesi'nde olacağız. Nişanca Mahallesi'nin de kısacık hikayesini anlatayım, sonra lütfen, bitireyim. Lütfen, Nişanca Mahallesi daha çok 60'lı 50'li yıllarda özellikle Mahmutpaşa Kapalı Çarşı'daki esnaflarımızın çoğunluğunun barındığı, oturduğu yerlerdi. Şimdi onlardan hiçbir eser kalmadı. Nişanca Mahallesi'nde 50 bin insan yaşıyor. Sadece 3200'ü Türk, geri kalanı Afrika'da, Asya'da, Orta Doğu'da gelen insanlar. Çok büyük bir tehlike, güvenlik sorunu olabilecek. Risk çok yüksek. Hakikaten bir kaygı verici. Yani orantısal bir şekilde dağıtılması gerekirken adeta banliyöler oluşmuş gördüğüm kadarıyla.